geldi ustalar da. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen de daldılar ya, bir insan merhaba falan der, kapının önünde bir durur. Ya benim bu bench'te bir sıkıntı var. Bu sallanıyor. Bunu tamir edebilir misiniz? Tamam, gel bakalım. Buradan. Aşağı koyun isterseniz şeyinizi, tamir kutularını genelde aşağı koyuyorlar ama sizin tarzınız biraz farklı galiba. Ha, böyle yere koyarlar. Hı. Evet, şimdi ne yapacaksınız? Ay, masamın bacağını kesmeyin, dikkat edin. Tamam mı? Siz ustasınız galiba, değil mi? Bu da çırak mı? Evet. Şey, bir şey ikram edeyim mi size, çay, kahve? Su ister misiniz? Siz ister misiniz beyefendi çay, kahve? Beyefendi, çırak. Çırak, size diyorum. İster misiniz çay, kahve? Hayır, açmıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ay, peki siz bilirsiniz. Teşekkür ettim. Ben niye diyorsam? Ay, matkap mı çalışacak? Durun, durun. Aa, bu sessiz matkapmış. Ben de diyecektim ki durun, bebeğim uyanacak. Matkap gerçekten çok sessizmiş ama. Şimdi şey yapıyor. Beyefendi, siz de masayı mı tamir edeceksiniz? Ha, tam diyecektim, orada bir tane küçük sıkıntı var sanki. Orada şurası biraz şey. Bizim bu koltuğun mu? Nesi var? Şurası sallanıyor. Aa, sallanıyor mu? Tamir eder misiniz gelmişken orayı da? Ay, çok teşekkür ederim. Çok iyi tamircilermişsiniz. Ay, bir şey soracağım. Bunlar çok iyi ama. Para ne kadar alacaklar acaba? Şey, ustam, borcumuz ne kadar acaba? 100 mü? 100 lira mı? 1000 mi? 100 bin mi? 150 lira olsun, 1000 çok. 150 bin lira, ben masa sana ne? Aynısından 5 tane alırım. Beyefendi, ne yapıyorsunuz siz, benim koltuklarıma çıkıyorsunuz? Böyle tamirci çırağı olur mu? Hayır, ben istemiyorum. Para falan da vermeyeceğim. Gene bozun yaptığınız yerlere gidin. Ne oldu? Beyefendi, size ne, benim camımdan görünen bulutlardan dışarı çıkın. Aynen, koltuğunuz da kırık kalsın. Masanız da kırık kalsın. Kırık kalsın ya. 150 bin lira iş mi yapılır? Yok arkadaş, istemiyorum ben. Çıkar mısınız lütfen? Hayır, beyefendi? Biz çıkın. Şikayet edeceğim sizi. Benden çok para istediniz. Beyefendi, bırakın masamı. Ay, büyük kavga çıktı. Benim size para vermem lazım ama çok istiyorsanız. Peki, az para. Peki, bir şey söyleyeceğim. Az para versin. 150 lira, 1000 değil. 150. Tam bunu kabul ederim. Hemen gördüğünüz gibi kedi oldum. 150 bin liraya masa sandalye mi yaptırılır bu devirde ya? Az mı kaldı senin için? Ay, çok tatlı ustalar mısınız? Bir ara bir kavga etsek, bir tutuşsak da. Şimdi çok sevdim sizi. Heh, oh, mis oldu evim. Teşekkür ediyorum. O ne? Bakayım. Benim ufak oğlum kesin çikolatasını buraya atmış. Ay, pis çocuk. Görseniz beyefendi, benim bir tane oğlum var. Çok tatlı, çok akıllı ama böyle bazen bir şeyleri koltuğun arkasına atıyor. Hiç umurunda da değil ha. Bebeğim. Hadi gel, birlikte kuleyi tamamlayalım. Aa! Ya küçücük, bunlar ayağım çok acıdı. Neyse, devam edelim. Birlikte yapalım mı kuleyi? Evet. Şunu da şöyle yapalım. Ne kadar güzel olmuş. Burası girişi. Şu şeyleri. Bunda böyle, yok, burada saçma oldu. Gece buraya koyalım. Koy anneciğim. Ben de şuraya. Yok, pembeden. Ha, tamam, peki. Bu da yapalım. Buradan bir şey daha yapsak. Yana bir küçük kule daha yapsak. Şimdi bunu koyalım. Bir yeşil, bir turuncu. Aha. Öyle değil ya. Dur, şunu koyalım. Bunu çıkart. Bunu. Şunu koyalım. Rüya böyle. Bunu yukarıya kadar çıkartıp. Ay, yavaş. Ya, yıktın mı? Yavaş. Heh, şimdi turuncu da sıra. Ya, çok güzelmiş. Bunlar da neyi sevmedim bir tek, biliyor musun anneciğim? Böyle birazcık boyası kaygan gibi, değil mi? Evet. Sen şeyi fark ettin mi? Hiç çatı yok mu etrafta ya? Dur. Var var. Ben buraya. Bu çatılar bunlara tam oluyor, biliyor musun? Bak şöyle göstereyim, şunu al. Ah, yıktım. Anne. Bak, böyle tam o çatı oluyor. Ay. Ya, baştan başlayalım. Ya, şu binanın önüne şunu yapmasaydım çok güzeldi. Bak, bu çok güzel oldu.
Bu arkadaki yıkıldı, tekrar yaptık. Bu kuleyi yaptık, bunu yaptık. Şu da çok tatlı oldu bence. Bu yamuk duruyor. Şunu da şöyle yapalım. Sen ne yapıyorsun? Aa! Rüzgar, ne yaptın? 2 saat uğraştım. Rüzgar, biz bununla uğraştık ama bir sürü şekil yapmıştık. Yeni yeni kuleler yapmış. Anneciğim, emeğimiz heba oldu şu anda. Farkında mısın? Rüzgar, bu kuleye zaten bir ikinciye yapıyoruz. Bozmuştuk. Ben bu kuleye 3-4'ye deniyorum zaten. Evet. Anneyle beraber. Ya Rüzgar, ya yıktım. Rüya, otur, şimdi bir şey soracağım sana. Rüya, gelir misin buraya? Gel buraya otur şimdi, tamam. Kulemiz yıkıldı. Emeğimiz gitti. Ama şimdi bir kule için, bir tahta ahşap için değer mi kardeşimize oğlumuzu kırmaya? Bizim hatamız ne? Bunu ya o öğlen uykusundayken yapacaktık ya da sen bunu mu yapmak istiyorsun? Oyun odasına gideceksin, kapıyı kapatacaksın. Ama bence o niye yaptı bunu biliyor musun? O seninle bunu şey yapmak istiyor, tamirci olmak istiyor. Senin bununla tek başına oynaman onu rahatsız etmiş olabilir. Yap tabii. Sen de mi yapmak istediğin için yıktın? Tamam, çek kafanı, çek hadi. Otur oraya. Hadi yap bakalım, sen yapabilecek misin? Yapamıyorum. Yapamıyor musun? Yapamıyorum. Rüya, yapamıyorum diyor. Yardım edelim mi? O da hevesim kaçtı diyor. Hadi gel bakalım. Bu ne renk Rüzgar? Yeşil. Evet, peki bu? Dediğin renk mavi. Üstündekiyle tam o tonu bile aynıymış. Peki bu? Bu ne renk Rüzgar? Rüzgar, bu ne renk? Rüzgar. Bak, onun rengi aynı değil ama bu aynı. Ya da bana mı öyle geldi? Bilemedim ya. Rüzgar, peki bu ne renk anneciğim? Da diye bir renk yok oğlum. Bu ne renk? Bu da turuncu renk o. Turuncu. Koy bakalım onu da. Oo, bayağı oldu. Hadi devam et bakalım. Günaydın anneciğim. Uyandın mı? Gel bakalım efendim. Saat 9 oldu mu? Saat 9 oldu. Gel bakalım saat kaç olmuş. Gel bakalım. Rüzgar, saat 8.30 olmuş. Rüyanın okul saati. Servis gelmek üzere. Koş. Rüya anneciğim, geç kaldık. Rüya geç kaldık. Saat 8.30. Kalk, hemen üstünü giymen lazım. Servisi 2 dakika içinde burada olur. Koş anneciğim. Ne diyorsun Rüzgar? Rüya, nereye gidiyorsun? Sen hemen üstünü giyin. Ne yemeğin? Saat 8.30. Ben şimdi sana sandviç hazırlayacağım, tamam mı? Serviste onu yersin, anlaştık mı? Hadi bakalım, sen hazırla, üzerine giyin. Rüzgar, gel benimle, bana yardım et. Rüya'nın sandviçini hazırlayalım ikimiz. Neler koyalım sandviçe? Labne sürelim bence. Kaşar koyabiliriz. Maron iyi mi böyle? Hadi hazırlayalım. Su mu? Evet, haklısın. Bunu yarın okula götürdüğün suluk değil mi? Hemen bunu doldurayım hemen. Suyunu da koydum, götüreyim Rüya'nın çantasına koyayım. Hazır mısın anneciğim? Hadi çıkalım o zaman. Koş. Çantanı unuttuk. Koş, çantanı al gel. Koş çantayı al gel. Ay, geç kaldık. Montunu aldım. Montunu çıkartayım Rüya'nın. Evet. Saate bir daha bakayım. Ay, düştü mont. Rüya, servisin saati geçti. Gitmişler midir acaba? Arıyorlardı. Aramadılar da bugün biz geldik diye. Dur bakayım, ben bir arayayım. Rüzgar, sessiz anneciğim, bir dakika. Alo, merhaba. Biz bugün biraz geç kaldık ama geçtiniz mi buradan? Aramadınız da merak ettim. Gelmediyseniz hala inelim aşağı, yoksa biz kendi imkanlarımızla mı bugün okula bırakalım Rüya? Efendim? Ciddi misiniz? Arkadaşlar! Haklısınız. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Rüya. Gel anneciğim. Gel kızım. Gel yavrum. Dışarıda ne var anneciğim? Kar. Yani ne var? Kar tatili. Ve biz rutu kaldıralım. Ve saate bakıyorum 8.30. İstersen biraz daha uyuyabilirsin. Gidelim mi yatağa? Ya uyuyamayız artık bu saatten sonra, bu kadar adrenalinden sonra. Her yer kar ya. Biz nasıl yaptık bunu? Neyse, bir şey söyleyeceğim sana Rüya. Ne yapalım biliyor musun? Madem öyle, üstünü çıkart. Rüzgar, sen, ben, bizim yatağa girelim. Sabah keyfi yapalım mı? Arkadaşlar, siz okula gitmediğiniz bu kar tatili günlerinde siz de alışkanlıktan dolayı erken uyandınız mı? Artık...
Hiç yatak keyfi yapar mısınız? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Bakayım. Ne bu? Kalem mi bu? Burasını açınca burası. Ha. Burasını açınca sarı. Evet. Burasını açınca da mı? Turuncu. Ten rengi gibi. Aa, üç renk miymiş bu kalem? Bakayım be. Aa, bunda öyle yeşil mi? De var. Bunda ne renkler var Rüya? Çok güzelmiş. Çok evet. Ay, bu gerçek pırlanta gibi görünüyor Rüya. Çok havalı değil mi? Ama benim var. Evet, senin böyle bir kalemin var. Şöyle koyalım. Rüya, peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Çok boncuk. Benim bundan var. Yumuşak. Vardı evet. Aynı yumuşaklıkta. Aynı yumuşaklıkta. Ay, bir sürü burada Ay Rüya, bunlar lama mı? Yok. Deve mi? Deve. Deve mi? Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce bunlar lama mı, deve mi? Ay, çok seviyorum. Yavaş yavaş. Arkadaşlar biz kalemleri gördük, kendimizi kaybettik. Şunu koyayım geri yerine. Biz ne alacaktık sahi? Gel bakalım. İşte benlik. Bu ne? Silgi mi? Yok. Kalem tıraş. Şekilli kalem tıraş. Aa Rüya, bu kırılmış. Kırılmamış. Bu ışık veriyor, o yüzden ben de bunları çatlak sandım ya. Rüya bak, burada ne var? Necati, Kadriye, Canan, seninki. Ne değil? Bunlar kullanışlı değil. Ay evet arkadaşlar, doğru, bu kullanışlı değil çünkü çıkartamıyorsun. Paraları koyuyorsun ama sonra çıkaramıyorsun. Bakalım Rüya orayı ne zaman keşfedecek. Ya her şey lolluymuş gerçekten. Bakayım. Ay şu defter de çok havalıymış gerçekten. Anne bak, ruj buldum. Ruj mu? Bakayım. Anneciğim sen henüz ruj kullanamazsın. Olmaz. Ben ne? Ben şehirde düğmeleri yapabilirim. Silgim yoksa. Evet, silgi biliyorum. Bende ne vardı aynısından. Gel bakalım. Rüya, bir şey göstereceğim şimdi sana. Gel. Arkanda yürü. Aa, su kuşu değilmiş bunlar. Ben su kuşu sanmıştım. O su kuşu mu? Bakayım. Bu da değil. Aa, su kuşu yok sanırım burada. Bunlar ne için acaba? Telefonlar falan için herhalde. Rüya, kalem alalım mı bir tane? Kalem diye gelip bir su kuşu alıyoruz şu anda. Su kuşu da bulamadık. Rüya, karşıda slime var galiba. Slime değil mi ya bunlar? Hamur anne. Hamur mu? Sanat kili diyor. Aa, slime değilmiş. Neyse o zaman koy. Hamur mu? Anneciğim, oo, evimiz... Simle. Bunlar ne? Dur bakayım be. Ben kalem mi? Onun yerine bunu aldım. Daha çok renk var diye değil mi? Evet. Aa. Ve de popit. Bulduk yine popit. Bakayım. Ay bunlar çok sert ama. Rüya gerçekten sertmiş bunlar. Yani ben çok sevmedim. Sen ne düşünüyorsun? Biz görelim. Ay bu neymiş? Ay çok güzel gerçekten bu. Renklerine bak hele, bayıldım. Turuncu, yeşil, pembe. Çok güzel, al bunu bana. Bunu mu? Ne yapacaksın bunu? Böyle mıncıklamak için. Değişik ama ben böyle şeylerden biraz tiksiniyorum. O yüzden almak istemiyorum. Stresi mi alıyormuş? Bana biraz saçma geldi arkadaşlar. Sizce mantıklı mı? Yorumlarda yazın.